Evet, hafta sonu ödev kağıtlarımızı çözmeye başlayacağız. İlk önce matematik kitabından olan ödev kağıdımızı çözeceğiz. 13, 14 ve 15. sayfalar ödev olarak vardı hafta sonunda. Evet, birinci sorumuz. Kalemimizi ayarlayalım gerçi önce. A küçüktür 1000 ise A'nın yerine yazılabilecek en büyük sayı kaçtır? Evet çocuklar, A küçüktür 1000 ise A 1000'den küçük olacakmış ama A'nın yerine yazılacak en büyük sayıyı yazmamız gerekiyor. Mesela A'nın yerine 1 bile yazsak aslında A küçüktür 1000 doğru oluyor ama bize diyor ki A'nın yerine yazabileceğimiz en büyük sayıyı bulun diyor. O zaman ne yaparız? 1000'den 1 küçük olanı yazsak yeter. Yani A yerine 999 yazarsak 999, çünkü 1000'in bir küçüğü 1000'den bir az olan sayı 999'dur. Yani A yerine yazılabilecek en büyük sayı 999'dur. 1000 yazarsak olmaz çünkü 1000 küçüktür 1000 olmaz. A'nın yerine yazılabilecek en büyük sayı 1000'in bir azı, bir küçüğü, o da 999. Yani bu durumda D şıkkını işaretleyeceğiz. Devam ediyoruz. İkinci soru. A büyüktür 5000. Bakın az önce küçüktürdü, şimdi büyüktür oldu. A büyüktür 5000 ise A'nın yerine yazılabilecek en küçük sayı kaçtır? Yani buraya en az kaç yazmalıyız onu soruyor. Çünkü sayılar sonsuz olduğu için A'nın yerine mesela 6000 yazsak 6000 büyüktür 5000'den doğru oluyor. Yani A'nın yerine 6000 yazarız, 7000 yazarız. Ama bize diyor ki A'nın yerine yazabileceğimiz en küçük sayıyı bulun diyor. İşte o zaman farklı bir şey düşünmek zorundayız. A 5000'den büyük olacakmış ama buraya yazabileceğimiz en küçük sayıyı soruyor. O halde 5000'in bir fazlasını düşüneceğiz çocuklar. O da nedir? 5000'in bir fazlası 5001 olur. 5001 büyüktür 5000. Yani A yerine 5001 yazarız. 5000'in bir fazlasını yazmamız yeterli. Yazabileceğimiz en küçük sayı bu zaten. 5000 yazarsak, yani aynısını yazarsak olmuyor. 5000 büyüktür 5000 olmaz. 5000'den daha küçük sayılar hiç olmaz zaten. O yüzden A'nın yerine yazılabilecek ve bu büyüktürü doğru olarak sağlayabilecek olan en küçük sayımız 5001'dir. Yani 5000'in bir fazlasıdır. Bu durumda doğru cevap C. Hemen devam ediyorum. Üçüncü soru. Evet, sayı okuyamayanlar için ne yapıyoruz hemen? Bölüklere ayırma yöntemi kullanıyoruz ama üçer üçer ayırmaya dikkat ediyoruz. 687.400 küçüktür B ise B'nin yerine yazılabilecek en küçük sayı. Evet, 687.400 B'den küçük olacakmış. O zaman B'nin yerine yazabileceğimiz en küçük sayı nedir? Bunun bir fazlası. Yani 687.401 yazarsak o zaman doğru bir sayı yazmış oluruz. 687.400 küçüktür 687.401'den olur. Yani B yerine yazabileceğimiz en küçük sayı buradakinin bir fazlası olur. Yoksa buraya da sınırsız sayı yazabiliriz çocuklar. Yani 687.400'den büyük olsun da kaç olursa olsun sonsuz tane sayı yazabiliriz. Ama bize yazılabilecek en küçük sayı sorunca işte en küçük sayı bu. 687.401 o sayı da A'daki sayı. Devam ediyoruz. Sayı okuyamayanlar için, çünkü çok fazla sıfırdan oluşmuş, üçer üçer hemen bölüklere ayırabiliriz çocuklar. 600 bin büyüktür B ise B'nin yerine yazılabilecek en büyük sayı kaçtır? Evet, 600 bin buradakinden büyük olacakmış. B'nin yerine yazılabilecek en büyük sayı kaçtır diye soruyor çocuklar. O zaman 600 bin buradakinden büyük olacağına göre kendinden bir küçük olanı yazabiliriz en büyük olarak. 600 binin bir eksiğini yazacağız. Yani 600 binden bir çıkarttığımızı düşünün çocuklar. 600 binin bir eksiğini buraya yazarsak 600 bin ondan büyük olmuş olur. O da ne olur çocuklar?
599.999, yani B'deki olur. 600.000 büyüktür B olacakmış. Yani o B yerine öyle bir sayı yazacağız ki 600.000 ondan büyük olacak. Ama buraya yazabileceğimiz en büyük sayıyı soruyor çocuklar. 600.000'in büyük olabileceği en büyük sayı kendisinden bir küçük olan sayıdır. Oraya yazabileceğimiz en büyük sayı bu. Ama bu B yerine 600.000'den küçük olan her sayıyı yazsak doğru sonuç olur. Ama soru bize diyor ki oraya yazabileceğimiz en büyük olanı bulun dediği için sadece bir eksiğini buluyoruz. En büyük sayı odur. Oraya yazılabilecek olan. 8, 4, 3, 0, 1 rakamları kullanarak yazılabilecek en büyük ve en küçük doğal sayılar hangileridir? Evet. Bu sayıları kullanmamı istiyor. Hem en büyük sayıyı hem de en küçük doğal sayıyı bulmamı istiyor. En büyük sayı için neydi çocuklar? En büyük sayıyı en büyük basamağa yazarız. Yani büyükten küçüğe doğru geliriz. 8, 4, 3, 1, 0. Yazabileceğimiz en büyük sayı bu. Büyük sayı. En küçük sayı da nedir çocuklar? Bu sefer en küçüğü en büyük basamağa koyarız. Yani sıfırı en büyük basamağa koymamız lazım. Ama o zaman o bir sayı olmaz. O yüzden biri en büyük basamağa koyuyoruz. Sonra sıfırı kullanıyoruz. Sonra diğer küçük olanı, sonra diğer küçük olanı, sonra da 8'i kullanıyoruz. Bu da küçük olan çocuklar. Evet, en büyük sayıyı bulmak için verilen sayılardan en büyük olanı en büyük basamağa koyuyoruz. Hangi basamağa koyduk? Birler, onlar, yüzler, binler, on binler basamağına 8'i koyduk. Büyük sayı elde etmek için büyükten küçüğe doğru koyuyoruz. Küçük sayı elde etmek için de küçükten büyüğe doğru koyuyoruz. Yani en küçüğü en büyük basamağa koyuyoruz. En büyük sayıyı da en küçük basamağa, yani birler basamağına koyduk. Çünkü değeri az olsun diye. Bu 8'i buraya koysaydık 80 bin değerinde olacaktı. Ama biz oraya koyunca sadece 8 değerinde oldu. Yani en büyük sayı için büyükten küçüğe sıralamamak gerekiyor. En küçük sayı için de küçükten büyüğe doğru gitmek gerekiyor. Böylelikle hem en büyük hem en küçük sayıyı bulduk. Peki hangi şık oldu? Doğru cevap 84.310. 84.310 olan sadece A şıkkı var. En küçük sayımızı da tutuyor mu? 10.384. 10.384. Evet, A seçeneğindekiler. Evet, devam edeceğiz. Ancak tekrar yukarı çıkıyoruz. 5. soruda kalmıştık. 6. soruyla devam ediyoruz. 926.183 doğal sayısının rakamlarının toplamı kaçtır diyor çocuklar. Önce bu sayıyı bir yazalım. Burada okunuşunu vermişler. Biz sayılarla yazacağız. 926 bin. Binler bölüğüne 926 yazıyorum. Birler bölüğüne de binlikler bitince ne kalmış? 183. 183. Evet, sayı bu. Bu doğal sayıdaki diyor rakamların toplamı kaçtır? Rakam demek sayı demek çocuklar. Şimdi bakın, benden şu sayıların toplamını istiyor. O halde yan yana toplayabilirim. 9, 2 daha 11, 6 daha 17, 1 daha 18, 8 daha 26, 3 daha 29. Evet, bu sayıyı oluşturan rakamların toplamı 29 oluyor. Gümüşhane'nin plakası numarası. Benim okul numaram 4032 ise numaram hangisiyle yazılır diyor. 4032. Evet, basit bir soru değil mi çocuklar? 4032'yi bulacağız. Bu 4032 mi? Hayır. Bu sonu 32. Fakat bir bakalım. 3, 3, 40.032 bu çocuklar. Şuna bakalım şimdi. Binler basamağında 4 var. 4032. Evet, 4032 bu oluyor. Şuna bir bakalım. Bu da zaten sonu 32 değil zaten. Bu hiç olmaz. O halde kesinlikle B'deki. Devam ediyoruz. Kahramanmaraş ilinin nüfusu 6 basamaklı en büyük doğal sayıya eşit. Ve Ardahan ilinin nüfusu 6 basamaklı en küçük doğal sayıya eşittir. Buna göre iki ilin nüfus farkı kaçtır? Evet. O halde ne yapacağız çocuklar? Kahramanmaraş'ın nüfusuyla Ardahan'ın nüfusunu çıkaracağız. Ama Kahramanmaraş'ın nüfusu ne kadarmış? 6 basamaklı en büyük doğal sayı. 6 basamaklı olacak, en büyük doğal sayı olacak. Hemen basamak yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En büyük doğal sayı olacağına göre en büyük sayıları kullanıyoruz. Demek ki nüfus bu. Bakın, hepsine 9 yazabildim. Neden? Çünkü rakamlar farklı olacak demiyor. O yüzden hep aynı rakamları kullanabiliyorum.
Ardahan ilinin nüfusu ise 6 basamaklı en küçük sayı. Yine 6 basamaklı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ama bu sefer en küçük sayı olacakmış. O zaman en küçük sayıları kullanıyorum. 6 basamaklı en küçük sayı dediği için buralara 0 koyabiliyorum. Evet çocuklar, 1 koymak hatalı olur. Çünkü başa 0 koyamıyorduk. Evet, en küçük sayı demiş. Başa 1 koyduktan sonra kalan yerlere 0 koyuyoruz. En küçük sayıları kullanacaktık. Başa 0 koyamayacağımız için başa 1 koyduk. Diğerleri en küçük olacak. Peki ne yapmamızı istiyordu bizden? 2'nin nüfus farkını soruyordu. Çıkarma yapacağız. 9, 9, 9, 9, 9, 8. Okuyalım sayımızı. 899.999. Başı 8 ile başlamak zorunda olduğu için bakın, bu olmaz, bu olmaz. Şu ikisinden birisi olacak. Hangisi olacak tabii ki? 899.999 olan. Bakın bunun sonu da 8 olduğu için hemen atıyoruz. Sayının geri kalan kısmını kontrol etmeye bile gerek kalmıyor. Ve şuna baktığımda benim çıkarmada bulduğum sonucun aynısı olduğunu görüyoruz. 899.999. 900.050 doğal sayısının yazılışı hangisidir? 900.050. 900.050'yi ben kendim yazıyorum önce. Binliklere 900 yazacakmışım. Binliklere 900 yazdım. Binlikler bittikten sonra 50. Sadece 50 çocuklar. Sadece 50 ama burası birlikler, birler bölü olacak. 3 basamak olacak. O zaman 3. basamağına koymak zorundayım. 0. Sayının yazılışı böyle bakın. 900.050. Peki bu bunlardan hangisi oluyor çocuklar? 3 ayırırsak bu 90.050 olmuş. Evet, bu 900.500 olmuş. Bakın 500. Şuna bakalım. Evet, 900.000 ama 5 olmuş. 900.005 olmuş. İşte aradığımız sayı bu çocuklar. 900.050. Zaten bizim bulduğumuzla aynı. Devam ediyoruz. Çok gittik. Aklımdan tuttuğum sayı rakamları birbirinden farklı 5 basamaklı en büyük çift sayıdır. Aklımdan tuttuğum sayı nasıl yazılır diyor. Bana söylediklerini hemen yazmaya başlayayım. Aklımdan tuttuğum sayı rakamları birbirinden farklı 5 basamaklı en büyük çift sayı. 5 basamaklı olacakmış. 1, 2, 3, 4, 5. Rakamları birbirinden farklı olacakmış. En büyük olacakmış. O zaman en büyük sayıları kullanıyorum çocuklar. 9. Ama hepsine 9 yazamayacağım. Niye? Çünkü bakın diyor ki tuttuğum sayı birbirinden, rakamları birbirinden farklı olacak. Yani aynı sayı iki kere kullanamam. 8, 7, 6. Şimdi geldim birler basamağına. Birler basamağına hemen 5 yazamıyorum. Niye? Çünkü en büyük çift sayı olmasını istiyor. Yani birler basamağı çift olmak zorunda. Çift sayı. Çift sayılar hangisiydi? 2, 4, 6, 8. Bir de 0 vardı. Yani 0, 2, 4, 6, 8'den birini buraya yazmak zorundayım. Yoksa bu sayı çift olmaz. En büyük sayı için en büyük sayıları kullanmıştım. 9, 8, 7, 6. Buraya geldiğimde şimdi 0 kullanırsam olmaz. Çünkü sıfırdan daha büyük çift sayılar var. En büyük sayı için en büyük sayıları kullanmam lazım. 2 kullanabilirim ama 2'den daha büyük kullanabileceğim sayı var mı diye bakıyorum. Çünkü sayının en büyük olması için mümkün olduğunca en büyük sayıları kullanacağız. 2'den daha büyük 4 var. Onu da kullanabilirim. Evet, 2'yi kullanmak yerine 4'ü kullanabilirim. Çünkü 2'den büyük. 6 daha da büyük ama 6'yı kullanamıyorum. Niye? Çünkü 6'yı şurada kullandık çocuklar. Her sayıyı bir kere kullanabiliyordum. O yüzden 6, 8'i de zaten kullanamıyorum. 8'i de şurada kullandık. Buraya yazabileceğim ve çift olmasını sağlayabilecek en büyük sayı ne kalmış çocuklar? 4 kalmış. O zaman oraya 4 yazacağız. Sayımız bu şekilde oluştu. 98.764. Sonu 64 olan çocuklar, sadece bu var zaten. Bulduğumuz sayı bu. Evet, devam ediyoruz. Okunuşu 700.015 olan sayı hangisidir? 700.015. Hemen bakıyorum. 700.015'e 701.000. Hayır, 700.000 olacaktı. Burada 701.000 var. Bu hiç olmaz. B'ye baktım. 700.015. Evet, 700.015 dediğine göre B şıkkı olacak çocuklar. Hemen devam ediyoruz.
12 Artvin ilinin nüfusu 174.010'dur. Buna göre Artvin ilinin nüfusu gösteren sayının okunuşu hangisidir? Zaten ben okudum çocuklar. Sayının okunuşu okuyamayanlar hemen bölüklere ayıracaklar. 174.010 174.010 170.014 olmaz. 174.010. Evet, A'daki okuduğumuz sayı bu. 13 4 basamaklı en büyük doğal sayıya 1 eklediğimizde elde edeceğimiz doğal sayı için aşağıdaki hangisi doğrudur? 4 basamaklı en büyük doğal sayıya 1 eklersek. Çocuklar, 4 basamaklı en büyük doğal sayı rakamlar farklı olacak demediğine göre, zaten 4 basamaklı en büyük doğal sayı dediğine göre 4 basamaklı olacak, en büyük sayılardan olacak. Yani bu. Buraya 1 eklersek ne olur diyor? Ne olur? 0, 10'un 0 elde var 1. 9 aşağı 1 de elde 10, 10'un 0 elde var 1. Şuraya yaz, aşağı indirelim. Çıkarmamız görünsün. Evet. Hala elde ve 9 aşağı 1 de elde var 10. 9 aşağı 1 de elde var 10. Ne oldu şimdi çocuklar sonuç? Bakın bu 4 basamaklıydı ama 1 ekleyince sonuç 5 basamaklı oldu. Hangisi doğrudur diye soruyor. 5 basamaklı en küçük doğal sayıyı elde ederiz. Evet çocuklar. Bakın 5 basamaklı ve hep sıfırlardan oluştuğu için 5 basamaklı en küçük sayı bu olur. 5 basamaklı en küçük tek doğal sayı elde edilir. Hayır, tek olmaz. Çünkü sonu sıfır olduğu için çift olur. Bu kesinlikle yanlış. 4 basamaklı en büyük tek doğal sayı olur. 4 basamaklı olmuyor ki, sonuç 5 basamaklı oluyor. Bu da olmaz. 6 basamaklı en küçük tek doğal sayı olur. Zaten 6 basamaklı olmuyor. 5 basamaklı oluyor. Burada söylenen de yanlış. Burada söylenen de yanlış. Burada söylenen de yanlış. Evet, 5 basamaklı en küçük doğal sayı elde ederiz. Bu soruda en doğru seçenek bu. Devam ediyoruz. Abaküste gösterilen sayı hangisidir diye sormuş. Çocuklar, hemen abaküsünün üstünde yazabiliriz. 1, 2, 3, 4 var. 0 var. 1 var. 0, 0 ve 3. Evet, oluşan sayı bölüklere ayırırsak çocuklar 300.104. Burada oluşan sayının aynısı hangisi çocuklar? 300.104 görüyoruz zaten. Devam ediyoruz. 15. soru. Yukarıdaki rakamların tamamı kullanılarak 6 basamaklı hangi sayı yazılamaz diyor çocuklar. 6 basamaklı olan hangi sayı yazılamaz diye soruyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamamı kullanılarak 6 basamaklı hangi sayı yazılamaz. Olmayan sayı var mı diye bakıyoruz. 8, 7, 6, 4, 1, 0. 3, 6. Evet çocuklar, yazılamayacak sayı, tamam, şimdi anladık. Yazılamayacak sayı budur. Çünkü 0'ı başa koymuş. 0'ı başa koyarsa bu sayı 6 basamaklı değil, 5 basamaklı olmuş olur. Çünkü bu 0 değersiz olur. Sayıya bir fayda sağlamaz. O yüzden 0'ı başa koyamayız. Koyarsak bu sayı 6 basamaklı olmaz, 5 basamaklı olur. Devam ediyoruz. Yukarıdaki doğal sayının okunuşu hangisidir diyor. Evet, bize bloklar vermiş. Bu bloklar kaçlık çocuklar? Şunun her yüzü yüzlük. Peki kaç tane yüzlük koymuş buraya doğru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane koymuş. O zaman burada 1000 tane var çocuklar. 10 tane yüzlük var çünkü. Her blok 100, 100, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 tane. Bu da onun aynısı. 1000 tane de burada var demek ki. Ve şuraya geldiğimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Burada da 80 tane var. O zaman ne oluyor çocuklar? Hepsi 1000, 1000 daha olursa 2000, 80 daha 2080. 2080'i bulacağız. Evet, C şıkkı 2080. 5A 0 326 500 1326. Okunuşu verilen sayı A yerine hangi rakam yazılmalıdır? Evet, sayının kaç olması gerektiğini bakın, yazısını söylemiş. 500.326. Ben de hemen yerine dönüyorum o zaman. Burası birler bölüğü. Burası binler bölüğü. Binler bölüğünde ne olacakmış çocuklar? 500.000 olacakmış. 500.000. Evet, 500.000 olacakmış.
Demek ki A'nın yerine de ne gelmesi lazım çocuklar? Bakın sıfırın olması gerekiyor. Doğru seçenek D'dik. 9999 okunuşu verilen sayı hangisidir? 9999. Zaten 9000 diye başlayan başı 9 olacak. Bakın bunların hemen olmayacağını hemen anlamamız lazım. 9000 diye başlayan ya bu olur ya bu olur. İkisi de 9000 diye başlıyorlar. Bölük bölük ayırdığımızda 9999. Evet, 9999 bu. Peki bu kaç olmuş çocuklar? 9000 olmuş ama 989 olmuş. Burada 99 yazıyor. Ayrıntılara dikkat edersek A seçeneği olması gerekiyor. Evet çocuklar. Matematikteki ödev sayfamızın sonuncusuna geldik. Aşağıda verilen sayılardan başlayarak ileriye doğru yüzer ritmik sayma yapalım. Boşluklar dolduralım. Evet, yüzer saymayı tamamlamamızı istiyor çocuklar. 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Buradan sonrası bizim için önemli. 1100, 1200. Yani 1000'den sonra 2000, 3000 diye gitmeye başlamıyoruz. 1000, 1100, 1200. Evet. 800'den başlamış. Yüzer yüzer gitmemizi istiyordu bizden. 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500. Evet, aşağıdaki sayıdayız şimdi. 1000 çocuklar, bu 1000 bizden yüzer yüzer gitmemizi istediğine göre 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700. Devam edeceğiz. Yüzer yüzer gitmemizi istiyor. Evet, 7700 buradayız çocuklar. 7700 yüzer yüzer gidersek, bakın 700 100 eklersek 800 olacak. 7800, 7900. Evet, şimdi önemli bir noktaya geldik. Bakın 7900'den sonra 100 daha eklersek bu 900 1000 olması gerektiği için onu 1000'liğe ekleyeceğiz. 7900, 100 daha eklersek 8000'e ulaşıyoruz. 8100, 8200, 8300 ve 8400. Aşağıda verilen sayılardan başlayarak ileriye doğru yüzer ritmik sayma yapalım. Yine yüzer saymamızı istiyor çocuklar. Yanlış görmedik değil mi? Yüzer, evet. O ileriye değil, geriye doğruymuş. Evet, ayrıntıya dikkat. Geriye doğru yüzer saymamızı istiyormuş. Geriye doğru yüzer sayalım. Önce sayıyı anlayalım. 10.000. Evet, 10.000'den 100 geriye gidersek çocuklar, 9.900, 9.800, 9.700, 9.600, 9.500, 9.400, 9.300. Doğru oldu mu diye sondan başa sayabiliriz bu sefer. 9300, 9400, 9500, 9600, 9700, 9800, 9900. Bir 100 daha eklersek bu 100 bin olacağı için 9 tane binlik 10 binliğe dönüşür. Evet, doğru oluyor. Şimdi geriye doğru yüzer sayacağız. 7100'müş. 7100'den geri 100 gidersek sadece 7000 kalır. 7000'den bir geriye yüzlük alırsak 6900 olur. 6800, 6700, 6600, 6500 ve 6400. Doğru oldu mu diye sondan başa tekrar sayabiliriz. 6400, 6500, 6600, 6700, 6800, 6900, 7000, 7100. Evet, doğru olmuş. Problem görünmüyor. Bu sayı kaç çocuklar? 9000. 9000'den bir yüzlük geri gidersek 8900 olur. 8800, 8700, 8600, 8500, 8400, 8300. Son sayımız 6800. 100 geri gideceğimize göre 6700, 6600, 6500, 6400, 6300, 6200 ve 6100.
6100, 6200, 6300, 6400, 6500, 6600, 6700, 6800. Evet, doğru oldu. Hemen aşağıya devam ediyoruz. Ok yönünde ilerleyen sayılarda eksik bırakılan kutuları dolduralım demiş çocuklar. Evet, 800, 900 diye gittiğine göre 100'er 100'er gitmiş. O zaman burada 700 olacak. 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500. Buraya geldiğimde 1025, 1125. Bu da 100 100 gitmiş. 1125, 1225, 1325, 1425, 1525, 1625, 1725, 1825. Buraya baktığımda şuraya bakıyorum. 1814, 1914, 2014. 100 100 artmış. Bu arkayı tamamlamak için o zaman ben tekrar 100 100 geri geri gidiyormuş gibi sayacağım. 1814, 1714, 1614, 1514, 1414, 1314 ve 1214. Burada verilenlere bakıyoruz. 950, 1050, 1150. Evet, yüzer yüzer artmış. 1150, 1250, 1350, 1450. Geriyi nasıl tamamlayacağız? 100 100 arttığına göre geri geri tamamlarken de 100 100 azalıyormuş gibi düşüneceğiz. 950, 850'ymiş. 750 ve 650 olur. 650, 750, 850, 950, 1050, 1150. Evet, sonuçlar doğru. Buraya baktığımda 4845, 4945. Evet, 800'den 945'e geçmiş. Yani yüzlük artmış. O zaman geri geri de yüzlük azalta azalta devam edeceğiz. 4845, 4745, 4645. Bakın hep yüzlüğü azaltıyoruz sadece. 4545, 4445, 4345. Hep yüzler basamağını biraz azaltıyoruz. 4245, 4245, 4345, 4445, 100 100 atarak gitmiş gibi oldu. 6881, 6900 yine yüzlük artacak sadece. O halde arkası yüzlük azalsın şurası. 6781, 6881, 6981. Bakın 6981'den sonra 7081'e geçti. Çünkü 981'e yüzlük eklersek 1000'e ulaşıyor artık. 1000'e ulaşınca da binler basamağının bir artması gerekiyor. Yani 7081'e geçti. Bu güzel oldu. 7081 100 artırırsak 7181, 7281, 7381, 7481, 7581. Son sıradayız. 9721, 9821 yine yüzlük artmış. O zaman geridekiler azalıyormuş gibi geri geri tamamlayabilirim. 9721, 9621. Hep yüzlüklerin azaldığına dikkat edin çocuklar. Yüzler basamağı azalıyor sadece. Diğer sayılar aynı kalıyor. 9521, 9421, 9321, 9221, 9121. Devam ediyoruz. Şu anda hafta sonu ödevlerim kitabındaki bölüme geçtik çocuklar. Hafta sonu görevlerimiz olan kitaptan yapacağımız bölüme geçtik. Matematik kitabını bitirdik. İlk etkinlikler Türkçe denmiş. Aşağıda verilen kelimelerin eş anlamlılarını karşılarına yazalım diyor. Eş anlam ne demekti? Aynı anlama gelen demekti. Misafirin eş anlamı ne olur? Konuk olur. Okulun eş anlamı mektep olur. Sözcüğün eş anlamı kelime olur. Senenin eş anlamı yıl. Yurdun eş anlamı vatan. Tutsağın eş anlamlısı esir. Öğretmenin eş anlamlısı çocuklar bunu bilmeyebilirsiniz. Muallim. Barışın eş anlamlısı
Barış'ın eş anlamlısı ne olabilir? Barış kelimesinin eş anlamlısı çocuklar belki hiç duymadığınız ya da kullanmadığınız bir sözcükten bahsediyor sanırım. Barış'ın eş anlamlısı olarak sulh diyebiliriz. Ancak dediğim gibi bunu siz hiç duymamış olabilirsiniz. Ancak Atatürk'ün de bir sözü var. Yurtta sulh, cihanda sulh diye. Yurtta barış, dünyada barış diye. Belki bir tek o sözü bir yerlerde gördüyseniz orada görmüşsünüzdür. Barış'ın eş anlamlısı sulh yazılabilir. Başka da aklıma gelen bir şey yok şu an için. Doktor. Evet, doktorun eş anlamlısı ne çocuklar? Hekim. Rüyanın eş anlamlısı düş. Düş, uzak, ırak. Hikayenin eş anlamlısı olarak öykü. Hakim. Hakimin eş anlamlısı çocuklar. Hakimin ne olduğunu sanırım biliyorsunuz. Mahkemelerde duruşmalara ya da işte suçlulara falan ceza veren kişi hakim biliyorsunuz. Hakimin eş. Onu da belki kullanmadığınız bir sözcüktür, hiç duymamış olabilirsiniz ama hakimin eş anlamlısı olarak çocuklar bildiğiniz bir anlam düşünemiyorum şu an. Yargıç var sadece. Ama dediğim gibi belki siz bunu da hiç duymamış olabilirsiniz. Hakimle yargıç aynı şey olarak kullanılabiliyor. Biz genelde hakim deriz ama yabancı ülkeler genelde yargıç derler. Sonbahar eş anlamlısı geçenlerde sanırım bir şiirde de vardı bu. Güz diye. Ulusun eş anlamlısı millet. Savaşın eş anlamlısı çocuklar. Kalemimiz kayıp mı oldu? Savaşın eş anlamlısı da harp. Harp. Eğer bir sözcüğün eş anlamlısını ya da zıt anlamlısını bulmakta zorlanıyorsak bunun için yapılmış sözlükler var. Eş anlamlılar sözlüğü ya da zıt anlamlılar sözlüğü diye. Ama özellikle eş anlamlılar çocuklar normal sözlüklerden de yararlanıp bulabilirsiniz. Çünkü sözlüklerde kelimelerle aynı anlama gelen sözcükler bazen birlikte veriliyor. O yüzden normal sözlüklerimizi aynı zamanda eş anlamlıları bulmak için de kullanabiliriz. Ancak zıt anlamlılar için ayrıca bir sözlük kullanmamız gerekebilir. Zıt anlamlılar diye sözlüğü diye hazırlanmış sözlükler de var. Aşağıda sözlüklerin zıt anlamlarını karşına yazalım demiş. Ucuzun eş anlamlısı ne olabilir? Zıt anlamlısı şöyle ne olabilir? Pahalı. Siyahın zıttı beyaz. Bayatın zıttı taze. Cesurun zıt anlamlısı ne olabilir çocuklar? Cesur. Evet, korkak. Parlak. Parlağın ne olduğunu herhalde anlayabiliyoruz. Uzaktan bakıldığında pırıldayan şeylere biz parlak deriz. Zıttı da çocuklar mat olur. Mat, ışığı yansıtmayan şeylere mat denir. Hafifin zıttı ağır. Akıllının zıttı ne olabilir çocuklar? Akıllının zıttı ne olabilir? Akılsız dersek zıttı mı olur acaba? Akılsız, akıllının zıttı olmaz aslında çocuklar. Biz ona olumsuzu diyoruz. Fakat büyük ihtimalle akıllı şu anda zıt olarak aklıma gelen tam bir şey yok. Bazıları buna hemen akıllının zıttına belki deli demek isteyenler olabilir çocuklar. Ancak genel anlamda deliyi kullanmıyoruz. Akıllı, yani akılsız yazacağım ben bunu ama akılsız onun zıttı olmuyor çocuklar. Onu da söyleyeyim. Tam olarak zıttı olmuyor. Sadece olumsuzu oluyor. Yani ama herhalde kitabımız akılsızı söylemek istemiş. Yazım da çirkin oldu. Düzelteceğim onu. Akılsız yazacağız. Yakının zıttı uzak.
Aceminin zıttı, acemi ne demek? Bir işi çok iyi yapamayan demek. Tam zıttı da ne olur çocuklar o zaman? Bir işte usta olur. Usta. Usta. Soğuk zıttı soruluyordu çocuklar. Sıcak. Yüksek zıttı alçak. Yine olmadı, kalem kaydı oradan. Evet, alçak. Güzelin zıttı çirkin olur. Erkenin zıttı geç olur. Geç kalmak. Sabahın zıttı akşam olur. Doğrunun zıttı yanlış olur. Ödülün zıttı. Evet çocuklar, yine ilginç bir sözcüğe geldik. Ödülün zıttı. Ödülü ne zaman alırız? Güzel bir davranış yaptığımız zaman alırız. Tam zıttı ne olur o zaman? Kötü bir davranış ve karşılığında ceza olabilir. Ödülün zıttı ceza olarak kabul edilebilir. Ancak burada akıllı kelimesinin zıttını tam olarak ya benim aklıma gelmedi ya da tam bir zıt anlamı olmayabilir. Evet, aşağıda kalanlar olmuş. Şimdi onlara devam ediyoruz. Temizin zıttı pis. Tatlının zıttı. Tatlının zıttı ekşi midir, acı mıdır çocuklar? Bu kişiye göre değişebilir. Ekşi ya da acı olabilir tatlının zıttı. O da U gibi oldu. Acı. Mutlunun zıttı. Mutlunun zıttı mutsuz olmaz. O olumsuz oluyor. Yani akılsız da olduğu gibi çocuklar. Mutlunun zıttı. Kederli olabilir. Yani üzüntülü anlamına geliyor. Kederli, derdi var anlamında. İyinin zıttı kötü olarak kabul ediliyor. Evet, bunu da bu şekilde bitirdik. Devam ediyoruz. Aşağıdaki tabloda eksik olan sesleri sırasıyla yazalım demiş çocuklar. Alfabe sıralaması. Çok sevdim, çok kolay olacak. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z. Çocuklar, Türkçe'de sessiz harfler söylenirken yanında E varmış gibi söylüyoruz. C, Ç, F, G, H, J, K, T diye böyle sessiz harflerin yanında hep E harfi varmış gibi söyleniyor. Bu da bir kuraldır. Burada şunu hatırlayalım çocuklar. Alfabemizde 29 harf vardı. Bunlardan 8'i sesli, yani tek başına da olsa söylenebiliyor. Ve 21 tanesi sessizdi, yani tek başına söylenemiyor. Sesli harflerin diğer adı neydi? Ünlü harf deniyordu. Sessiz harflerin diğer adı neydi? Ünsüz harf deniyordu. Mesela çocuklar, A sesli bir harftir. Yanına hiç başka bir şey gelmese bile A diye okuyabiliyoruz. Ama şu harf sessiz bir harf. Buna ne diyorduk biz? Birinci sınıfta tık tık edip kalıyorduk. Ancak yanına E gelirse T olur, A gelirse ta olur, U gelirse tu olur diye. Yanına ya da bu tarafına A gelirse at olur, E gelirse et olur. Ancak önüne arkasına bir sesli harf gelirse okunabiliyor. İşte böyle harflere biz sessiz harf diyorduk. Alfabemizde 21 tane sessiz harf var. 8 tane sesli harf var. Sesli harfler hangileriydi? A. Şuraya yazayım çocuklar. A, E, I, I, U, Ü, O, Ö. 2, 4, 6, 8, 8 tane sesli harf. Bunlar diğer sessiz harflerin de okunmasını sağlıyorlar. Çok faydalılar yani. Bu bilgiyi de böylece tazelemiş olduk. Sesli harf, sessiz harf, ünlü harf, ünsüz harf ve alfabemiz. Devam ediyoruz. Hafta sonu ödevlerimizden tablodaki boşlukları dolduralım. Matematikle ilgili bir çalışmaya gelmişiz. Doğal sayının okunuşunu yazmamızı istiyor çocuklar. 8060. 4200, bu sefer de sayısını yazacağız. 4200, 56070, 56070, 12301, 12301,
40.302, 40.302, devam ediyoruz hemen, 105.040, 105.040. Evet, şurada sıfırı koyduğum yere dikkat edin. 40 diyor. Yüzler basamağı için bir şey yok. Yani 140, 240 diye yüzler basamağının boş kalmayacağını anladım. Ama sayının ortasında içinde böyle boşluk kalamayacağı için boş kalan yerlerine koyuyoruz. Sıfır koyuyoruz. 600.030, 600.030, 208.008, 100 binliklere 208.000, bakın çocuklar, 208.008, sadece 8. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı ne olacak? 0, 0 koyacağız. 208.008. Devam ediyoruz. 3, 0, 7, 9, 6 rakamlarını birer kez kullanarak istenen sayıları yazalım demiş çocuklar. 5 basamaklı en büyük sayı. Bunlarla 5 basamaklı en büyük sayı yazmak için ne yapacağız çocuklar? En büyükleri en büyük basamağa koyacağız. 9, 7, 6, 9, 7, 6, 3, 0. Evet, en büyük sayı bu 5 basamaklı. 5 basamaklı en küçük sayı için en küçükleri en büyük yere koyacağız. Yani sıfırla başlayacağız. Ama ne yapamıyoruz? Başlayamıyoruz. Sıfırla başlarsak o sayı sayı olmaz. O yüzden sıfırdan sonraki küçük sayıyı tercih ediyoruz. 3, ondan sonra sıfırı kullanırız. Ondan sonra diğer küçüklerle devam ediyoruz. Bu sefer 9 en büyük ama onu en sona koyduk. Çünkü en küçük basamağı attık, değersiz olsun diye. 5 basamaklı en büyük çift sayı. 5 basamaklı olacak, en büyük olacak, çift olacak. En büyük dediğim gibi en büyük sayıdan başlıyorum. Diğer en büyükleri yanına doğru yazmaya başlıyoruz. 7, 6, 3, 0. Evet, 5 basamaklı en büyük çift sayı bu olur. Çünkü sonuna sıfırı koyduk. Aynı zamanda çift oldu. Hem de daha büyükleri daha büyük basamaklara koyduğumuz için en büyük sayı oldu. 5 basamaklı en küçük tek sayı. 5 basamaklı en küçük tek sayı. Bu sefer en küçük dediği için yine en küçükleri en başta koyacağız. Yine sıfırla başlayamıyoruz. 3 ile başlayacağız. Sonra 0, 7, 6, pardon yanlış yaptık. 6 daha küçük. Küçük sayı olacağı için 6'yı oraya yazacağız. 6, 7 ve 9'u yine en sona atıyoruz. Ve doğru da oluyor. Çünkü niye? Tek sayı olacak diyordu. 9 da tek sayı zaten. Dolayısıyla hem en küçük oldu hem tek oldu. Sayımız bu. Devam ediyoruz. Güzel ritmik saymaları devam ettirelim. 100, 200, 300, 400, 500, 550, yüzer yüzer gitmesini istediğine göre 650, 750, 850, 950, 370, yüzer yüzer gideceğine göre 470, 570, 670, 770. Devam ediyoruz. Biner ritmik saymayı devam ettirilmiş. Bu sefer biner biner gitmesini istiyor. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. Evet, şurada ok işareti varmış. 6000, 7000, 8000, 9000. Bakın 9.000, 1000 daha koyarsak ne olacak? 10.000, 10 tane binli oluyor. 10.000, evet, ona dikkat ediyoruz. 11.000, biner biner gitmesini istemişti. 12.000. Evet, biner biner saymayla devam ettirdik. Hızlıca devam ediyoruz. Evet, şimdi fen bilimleriyle ilgili çalışma sayfasına geldik. Kayaçlar, doğrulara de, yanlışlara y koyun demiş. Canlıların üzerinde yaşadığı dünya katmanı taş küredir. Evet, yer kabuğunun diğer ismi taş küredir. Doğru. Mineraller kayaçlara renk verir. Doğru. Mesela altın bolsa, eğer bir kayacın içinde altın çoksa o kayaç sarı renkli görünür. Demir çoksa gri renkli
ya da pas renkli görülebilir. Yani demir paslandığı zaman nasıl görünüyorsa o taş da öyle görünebilir. Kireç taşı fazla, eğer kireç minerali fazlaysa, kireç minerali fazlaysa çocuklar, kireç minerali fazlaysa o taş beyaz renkli görülebilir. Dolayısıyla içindeki hangi mineraller fazlaysa o minerale göre rengi değişebilir. Doğru. Yer kabuğu toprak ve sudan oluşur. Çocuklar, yer kabuğu toprak ve sudan oluşmaz. Topraktan oluşur ama su yer kabuğuyla alakası yok. O biliyorsunuz su katmanı diye ayrı bir katmanın parçası. O yüzden bu yanlış söylüyor. Kayaçlar parçalanarak toprağa dönüşür. Doğru. Kayaçlar yağmurun, rüzgarın, soğuğun, sıcağın etkisiyle ufalanıp küçülüp toprak haline geliyorlar. Ekonomik değer olan kayaçlara mineral denir. Ekonomik değeri olan kayaçlara mineral denir demiş. Yanlış söylüyor çocuklar. Ekonomik değeri olan kayaçlara biz maden diyorduk biliyorsunuz. Bunu ben tam doğru kabul etmeyeceğim. Bunu yanlış kabul edeceğim. Ülkemiz madenler bakımından zengindir. Doğru. Yanardağların püskürmesi sonucu kayaçlar oluşur. Evet, yanardağdan püsküren lavlar soğuyup katılaşarak kayaca dönüşürler. Doğru söylüyor. Kayaçlar parçalanarak taşları ve çakılları oluşturur. Doğru. Büyük kayalar parçalanırsa küçük taş ve çakılları oluşturmuş olur. Devam ediyoruz. Madenlerin ülkelerin ekonomisine katkısı yoktur demiş. Yanlış. Mesela bir altın madeni olsa ülkenin ekonomisine katkısı olmaz mı? Bor madeninin en çok bulunduğu ülke Türkiye'dir. Bu son zamanlarda keşfedilen bir şey ve doğru çocuklar. Şu an için dünyada bor madeninin en çok olduğu ülke Türkiye'ymiş. Ülkemizmiş yani. Cümlelerdeki boşluklara uygun kelime yazarak dolduralım demiş. Yer kabuğunu oluşturan maddelere ne diyoruz çocuklar? Kayaç diyoruz. Değil mi? Kayaçlara renk veren madde minerallerdi. Mineral içinde hangi mineral çoksa o mineralin rengi gibi görünüyordu. Dünya rezervinin %80 Türkiye'de olan maden neydi? Bor madeni. Dünyanın en çok bor Türkiye'deymiş. Az önce söyledik. Modern sanayinin ana metali çocuklar demirdir. Elektrik ve elektronik sanayinde nokta nokta kullanılır demiş. Pek çok kullanılabilir ama neyi kastetmek istemiş olabilir? Bakır kullanılır çocuklar. Elektrik ve elektronikte bakır çok kullanılır ama başka bir şey de kastediyor olabilir ama bakır da doğru olabilir bu şey için. Çünkü elektronik malzemelerin pek çoğunda bakır kullanılıyor. Özellikle tellerde, işte elektronik ürünlerin devrelerinde falan bakır levhalar kullanılıyor. İzmir, Balıkesir, Uşak, Manisa ve Gümüşhane'de çocuklar. Gümüşhane'den anlıyoruz. Gümüşhane ve gümüş yatakları çocuklar çoktur. Kayaçlar ateş küredeki yeryüzüne çıkmasıyla oluşur. Ateş küredeki ne çıkar? Ateş kürede ne var çocuklar? Lav dediğimiz ama ateş küredeki ismi çocuklar magma oluyor. Yani oradaki erimiş halde bulunan maddeler yanardağlardan yeryüzüne püskürünce, yeryüzünde soğuyunca çocuklar kayaçları meydana getiriyor. Ateş küredeki magma yeryüzüne çıkarsa taşlaşıp kayaçları oluşturuyor. Taşların parçalanmasıyla çocuklar, bakın taşların parçalanmasıyla diyor. Ben buna toprak diyeceğim. Eğer kayaçların parçalanması deseydi taş diyecektik ama zaten taşın parçalanması olduğuna göre toprak diyebiliriz. Kum da diyebiliriz. O çok yanlış olmaz. Toprak ya da kum yazabiliriz. Heykel yapımında çocuklar, heykel yapımında nokta nokta madeni kullanılır demiş. Heykeller genelde mermerlerden yapılır çocuklar. Evimizde kullandığımız şeyler mermerlerden yapılıyor. Evet, şurada altın ve şuna da çakıl demişler galiba. Bu altın elektrik ve elektronik sanayisinde neredeydi? Evet, elektrik ve elektronik sanayide kullanılan bakır yerine çocuklar sanırım bunlar altını yazmışlar. Özellikle bilgisayarlarda falan altın kullanılıyormuş iletken madde olarak.
Ancak bence bakır daha çok kullanılır. Çünkü altın her şeye kullanılmaz ama bakır aşağı yukarı bütün elektronik eşyalarda kullanılabiliyor. Evet çocuklar, bu bölümü de bu şekilde bitirdikten sonra sanırım şu şeye de çakıl demiş onlar. Taşların parçalanmasıyla toprak değil çakıl demişler. Evet, o daha mantıklı olabilir. Burada çakıl varmış. O halde şu cevabımızı çakılla değiştirelim çocuklar. Doğru söylüyor. Taşın daha küçüğüne çakıl desek daha mantıklı olur. Çakıl. Devam ediyoruz. Resmi kimlik belgesi. Evet. Sosyal bilgilerle ilgili sayfaya geldik. Nüfus cüzdanımızı inceleyerek olması gereken bilgileri uygun yerlere yazalım demişler çocuklar. Boş bırakmışlar. Bunu bizim yazmamızı istiyorlar galiba. Evimizdeki kimlik belgemizi alacağız ve bunun üstünde doldurmamızı istiyor. İşte TC kimlik numaramızı buraya yazacağız. Adım soyadı diyor. Mesela Esen'i buraya yazacağım. Adı diyor. Ergün'ü buraya yazacağım. Baba adı, anne adı, doğum yeri, tarihi. Evimizdeki diğer kimliğimize baka baka bu nüfus cüzdanlarını doldurmamızı istiyor. Yeni kimlik kartlarında çiplerin içinde bulunan bilgileri yazalım demiş çocuklar. Çiplerin içerisinde neler bulunuyordu? Kan grubu bulunur demişlerdi. Kan grubumuz. İşte yine adresimiz diyelim biz ona. İşte adresimiz, nüfusa kayıtlı olduğumuz yerler falan yazar. Adresimiz. Daha sonra adımız, soyadımız yine çipin içerisinde çocuklar var. Adımız, soyadımız çipin içerisinde var. Çiplerin içerisinde başka bulunan bilgi bu bizim sosyal bilgiler kitabımızda ve Turbo'nun bilgi verilen kısmında vardı çocuklar. Çiplerin içerisinde kişiye ait bazı özel bilgilerin yer aldığı söyleniyor, yazıyordu orada. O bilgileri hatırlayacak olursak özellikle kadınlar için demiştik eski soyadı, şey önceki soyadı olabiliyor. Evlenmeden önceki soyadı, önceki soyadı bölümü. Din bilgisi, dini bilgisi yeni kimliklerde yok, eskilerde vardı. Evet, dini kişinin Müslüman mı, Hristiyan mı olduğu gibi bilgiler orada yazıyor. Nüfusa kayıtlı olduğu işte il ilçe onu adres olarak biz geçtik, söyledik. Medeni hali de sanırım yani medeni hal dediğimiz evli mi bekar mı eski kimliklerde o vardı çocuklar bir bakalım yukarıya medeni hali diye yazan bir bölüm vardı evet şurada medeni hali yani kişi evli mi bekar mı bu eskiden bu nüfus cüzdanlarında yazıyordu evlenince de değiştiriliyordu yani. Ancak yeni kimlik kartlarında öyle bir bölüm yok. O nerede var? Çipin içerisinde var çocuklar. Medeni hali diyelim. Medeni hal deniyor ona. Evli mi, bekar mı yani? Ayrıca çocuklar şu eski nüfus cüzdanında şurada gördüğümüz bilgiler var. İşte cilt no, aile no, sıra no, veriliş no. İşte bu tür bilgiler kayıt bilgileri diyelim biz onların hepsine. Nüfus kayıt bilgileri. Kayıt bilgileri yeni kimlik kartında yok çocuklar. Görünür de yok. Onları da yine çipin içine koymuşlar. Kayıt bilgileri. Evet yeni kimlik kartlarında çipin içinde bunlar var bildiğimiz. Ancak biz hiç çipin okunacağı bir cihaza takmadığımız için içinde neler var hepsini de bilme şansımız yok çocuklar. Temel olarak olanları söyledik. Aşağıdaki sorudan cevapların altlarına yazalım. Nüfus cüzdanını veren kurum kimdir? Çocuklar burada bir hata var. Şimdi nüfus cüzdanı diyor sürekli. Biz artık nüfus cüzdanı değil, kimlik diyoruz ona. Kimlik belgesi diyoruz. Nüfus cüzdanı o eskilerde o mavi pembe falan olduğu zamanlar nüfus cüzdanıydı onun ismi. Yani şöyleyken. Bunların ismi bakın yazıyor zaten nüfus cüzdanı diye. Ama artık yeni kimliklerde nüfus cüzdanı yazmıyor çocuklar. Kimlik diye yazıyor. Onu da bulalım. İşte bakın şurada ne yazıyor? Kimlik kartı yazıyor. Dolayısıyla artık nüfus cüzdanı demek pek doğru değil. Çünkü pek çok insan değiştirdi, herhalde değiştirmeyen az kalmıştır. Biz o yüzden o nüfus cüzdanını kimlik olarak kabul edelim çocuklar. Kimlik kartını veren kurum hangisidir? Kimlik kartımıza baktığımızda
Çöpler kafadan atmıyoruz. Veriliş makam demiş ama burada üzerine çizmişler niye çizdilerse. Kendi kimliğimize bakarsak çocukların nüfus cüzdanını veren makam olarak Türkiye Cumhuriyeti kısaltmasını yazıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti. Bu aslında il ve ilçelerdeki ilçe nüfus müdürlükleri ya da il nüfus müdürlükleri biz kısa olarak söylüyoruz diye bir anlatmıştık. Nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerinden veriliyor. Ancak nüfus ve vatandaşlık müdürlükleri il ya da ilçede olsun fark etmez. Asıl bağlı oldukları yer İçişleri Bakanlığı çocuklar. O yüzden kimlik kartını veren makam olarak kimliklerimize bakarsak görürüz. İçişleri Bakanlığı yazar. İçişleri Bakanlığı adına bu kimliği bize çocuklar il ya da ilçede nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğü var. Hükümet konağı diyoruz biz. Termede hükümet konağının içerisinde nüfus vatandaşlık işleri müdürlüğü var. Nüfus cüzdanımızla ilgili ya da yeni ismiyle kimlik kartımızla ilgili işlemlerimizi orada yapıyoruz. İşte kaybedersek oradan yenisini alıyoruz. Başvurularımızı oraya yapıyoruz. Yani bununla ilgili işlemler oradan yapılıyor. Ama o nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlükleri İçişleri Bakanlığı'na bağlı olduğu için kimlik kartımızda veren kurum olarak İçişleri Bakanlığı yazıyor. Ama biz kimlik kartımızla ilgili bir problem yaşadığımızda ta Ankara'ya İçişleri Bakanlığı'na gitmiyoruz çocuklar. İçişleri Bakanlığı için bu işleri yapan bir yer var. Herkesin ulaşımı kolay olsun diye il ve ilçelerde müdürlükler var çocuklar. Oralara gidiyoruz. Orada bu işlerimizi halledebiliyoruz. Nüfus cüzdanımızda bulunan sadece bize ait olan bilgi hangisidir? Evet çocuklar, nüfus cüzdanı diyor. Bu yazılışını da yanlış yazmışlar. Neyse, kimlik belgemiz, kimlik kartımızda bulunan sadece bize ait olan bilgi, yani bizde olup da başka hiç kimsede olmayan bilgi hangisidir? TC kimlik ne olur çocuklar? Kardeş bile olsak bakın anne baba adı, annemizin adı babamızın adı aynı olacak. Hatta ikiz olsak doğum tarihimiz bile aynı olacak ama hiç kimseyle aynı olmayan tek şey nedir çocuklar? TC kimlik numaramız kimseyle aynı olmaz. Evet, nüfus cüzdanı yerine kullanabileceğimiz belgeler hangisidir? Bunu da konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Kimlik kartı yerine diyoruz biz tabii artık nüfus cüzdanı kullanmıyoruz çok fazla isim olarak. Kimlik kartı yerine kullanabileceğimiz belgeler çocuklar pasaport, ehliyetti. Kimlik kartımız yerine pasaport ya da ehliyetimizi kullanabiliriz. Bunlar kimlik kartı olarak kabul ediliyor ülkemizde. Yani kim olduğumuzu gösteren bir belge olarak bunlar resmi yerlerde geçerli olabilir. Fakat işte kütüphane kartı ya da çalıştığımız bir kurum mesela ben işte Ahmet Ersoy İlkokulu'nda öğretmenim. Benim öğretmen kimlik kartım var. Öğretmen kimlik kartı çocuklar kimlik olarak kullanılmıyor. O sadece benim bir öğretmen olduğumu gösteren ve çalıştığım okulda ya da milli eğitimle ilgili yerlerde geçerli olur. Diğer yerlerde kimse onu kimlik olarak kabul etmek zorunda değil. Ancak pasaportu ya da ehliyeti herkes kimlik olarak kabul etmek zorunda. O yüzden kimlik belgemiz yerine yani İçişleri Bakanlığı'ndan yani il ve ilçedeki nüfus müdürlüklerinden aldığımız üzerinde TC'mizin yazdığı o kimliğimizin yerine pasaport ya da ehliyet kullanabiliriz. Onlar da kimlik yerine geçer. Evet çocuklar bu şekilde hem matematik kitabındaki hafta sonu ödev bölümlerini hem de hafta sonu ödevlerim kitabındaki bu hafta sonu yapacağımız ödevleri bitirmiş olduk. Kendi yaptıklarınızla burada yaptıklarımızı kontrol ederek hata yanlış varsa düzeltirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum.